Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bugün yumurta dondurma işlemini tüm yönleriyle ele alacağız. Bu konuda bize Medikal Park Göztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi sorumlusu aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Aynur Erşahin bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim yumurta dondurma işlemi gerçekten son zamanlarda medyanın da gündeminde oldukça yoğun olarak yer alıyor. Sizden merak edilenleri, ayrıntılarıyla alacağız birazdan. Sevgili izleyiciler, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız yumurta dondurma yöntemi konusunda öğrenmek istedikleriniz için iletişim bilgilerimiz şimdi ekranlarımıza geliyor. Bugünkü programımızın konusu yumurta dondurma yöntemi ya da tıbbi adıyla yumurta donasyonu. Nedir yumurta dondurma yöntemi? Nasıl bir işlemdir? Ve kimlere ne amaçlı önerilir? Şimdi yumurta dondurma işlemi kadınlar, kadınların yumurtalıklarındaki olgunlaşmış yumurtaların alınarak ileride gebelik planlaması, planlaması olduğu durumda e, bu amaçla kullanılması ve saklanması işlemidir. E, şu anda gündemde oldukça yaygın olarak yapılmakta ve e, birçok bayan yumurta dondurmak için e, başvuruda bulunmaktadır. Peki şimdi e, birçok tabii ki kadından talep geliyor ama her ben yumurtamı e, dondurmak istiyorum diyen öncelikle kadınlar değil herhalde. Ee, tıbben, e tıbben bir takım gerekli olan kadınlar da var. Evet. Kimlere e, özellikle siz uzmanlar e, yumurta dondurma yöntemini öneriyorsunuz? Tabii öncelikle e, kanser tedavisi gören, e, herhangi bir nedenle işte meme kanseri olabilir, e, kan hastalıkları, lösemi, lenfoma, özellikle de non-Hodgkin lenfoma ya da Hodgkin lenfomalar nedeniyle tedavi öncesi Yumurtalıklarını dondurmak için başvuran birçok bayan var. Ee, yani kanser tedavilerinden önce, çünkü kanser tedavisi sırasında alınacak kemoterapi ilaçları ya da radyoterapi ışın tedavisi yumurtalık hücrelerine oldukça zarar veriyor. Ve bu zarar da geriye dönüşümsüz olduğu için ileride gebelik isteği olan ya da daha henüz çocuk sahibi olmayan bekar bayanlar. Bu amaçla yumurta dondurmak isteğiyle e, başvurabiliyorlar ve bu bayanların mutlaka yumurta dondurmalarını tedaviye başlamadan önce yani ışın veya hı hı. kemoterapi almadan önce e, öneriyoruz. Peki başka kimlere öneriyorsunuz? Aynı zamanda yumurta dondurma evet yöntemine. yumurta dondurmayı şu anda Sağlık Bakanlığı da yasal olarak. Artık çıkardı erken yumurta yaşlanması ya da yumurta rezervi yumurta kapasitesi azalan bayanlara da artık yumurta dondurma işlemi rahatlıkla yapılabiliyor. Daha önceden 2014 yılından önce sadece kanser hastalarına yumurta dondurma işlemi yapılabiliyordu ama şu anda yumurta sayısı az, yumurta rezervi düşük olan bayanlarda yumurta dondurma yapabiliyor. Şimdi biraz sonra yumurta dondurma yönteminin kimlere gerektiğini anlattınız. O grupları açacağız. Örneğin kanser tanısı almış ve yumurta dondurulmasını isteyen, çocuk sahibi olmayı isteyen kadınlara ya da erken yumurtalık yaşlanması yaşayan kadınlara. Ancak yumurta dondurma işlemi nasıl yapılıyor? Biraz da bu konuda da bize çok soru geliyor. Ee, zor bir yöntem midir? Ameliyathane şartlarında mı e, yapılır? Bir de belli bir zamanı var mıdır bunun yapılması için? Şimdi yumurta dondurma işlemini e, normal adetle birlikte e, adetin ikinci veya üçüncü günü e, yumurtalıkları bir on gün süreyle hormonlarla e, uyararak aslında yumurtalıklardaki o ay için gelişecek çoklu sayıda yumurtayı geliştirmeyi amaçlıyoruz. E, süreç oldukça kısa. Yaklaşık bir 9-10 gün e, hasta 2-3 günde bir yumurta takibine gelerek bu işlemi tamamlayabiliyor. Ve anestezi altında ağrılı bir işlem değil. <laughs> Ameliyathane koşulları gerekmiyor. E, kısa koldan IV anestezi dediğimiz e, bir iğne yardımıyla 5-10 dakika uyutarak vajinal yollarla bu ultrason eşliğinde... Yumurtalar toplanabiliyor. Tabi bekar bir bayansa hı hı. E, karından da abdominal olarak da e, bu işlem yapılıp yumurtalar elde edilebiliyor. Peki bekar e, hanımlara nasıl yapıyorsunuz bunu? Abdominal işlemle yani karından, evet, karından. E, ulaşarak yapıyorsunuz. Kapalı yöntemle mi e, yapılıyor? Herhalde o konuda da size oldukça soru geliyordu. Evet bu e, bu bekar bayanlara e, karından ultrason eşliğinde e, iğne yardımıyla girerek kapalı yöntemle e, yumurtalar tek tek ultrason eşliğinde toplanarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Peki e, şimdi diyelim ki evli biri. Bunun tabii ki hukuksal sonu jüstleri hmm. çok sizinle ilgili bir şey değil ama mutlaka da biliyorsunuzdur. E, bir çift e, evlilikleri süresince e, kadın yumurtasını dondurdu. Çift daha sonra boşanması halinde herhalde erkeğin herhangi bir talebi söz konusu olmuyordur zaten resmi bir boşanma olduğuna göre değil mi? Evet. E, embriyo dondurduğumuzda e, bu işlem geçerli olabilir bahsettiğiniz uh -huh. işlem çünkü embriyo transferi sırasında mutlaka çiftleri birlikte çağırıp imzalarını alıp e, dondurma ve çözme sırasında çiftlerin imzaları alınıyor ve uh -huh. e, yasal işlemler çerçevesinde yapılıyor ama yumurta sadece bayana ait olduğu için... Bu bayan e, boşandıktan sonra da tek başına gelip bu yumurtalarının kullanılmasını isteyebilir. Peki çiftler kendi aralarında diyelim ki emriyo dondurma yöntemine başvurdular. Daha sonra tabii ki hiç kimsenin gönlünü istemez ama e, bir takım sorunlar yaşanıyor ve çiftlerin yolları ayrılıyor. Böyle bir durumda... Nasıl davranıyorsunuz? İlla ikisinin anlaşmalı olup gelmesi mi gerekiyor? Kadın ya da erkeğin hak iddia ettiği kullanırsın kullanamazsın dediği durumlarda yaşıyor musunuz? Şimdi çiftler eğer ayrıldıysa ve emriyolarını bayan gelip kullanmak istiyorsa... O durumda kullanamaz çünkü Hı -hı. eşinin mutlaka bahsettiğim gibi rızasının olup imzasının olması gerekiyor ki çünkü ileride miras davaları da tabi e, şu anda gündeme geliyor. O nedenle mutlaka çiftlerin ikisinin imza karşılığı istemiyle bu işlemi yapıyoruz. Bu verdiğiniz bu bilgi de gerçekten çok önemli e, pek çok kişinin de e, ...kafasında soru işareti olan bir konu. Çok Hı -hı. teşekkür ediyorum bu noktada da aydınlatmanız için. Peki ne kadar saklanıyor e, toplanan yumurtalar? Hı -hı. Bunun belli bir süresi var mı? E, aslında istenildiği kadar saklanabilir. Hı -hı. Yani şu anda biz 5 yıl olarak söylüyoruz ama... ...mutlaka onay alındıktan sonra... E, ...istendiği kadar o süre uzatılabilir. 7 yıl, 10 yıl yumurtalar saklanabiliyor. E, diyelim ki 7-10 yıl e, saklanabiliyor dediniz... Bir tüp bebek denemesi başarısız oldu. Bunların herhalde hepsi kullanılmıyor. Yani tek Aynen. denemelik değil herhalde fazla sayıda yumurta toplayıp birkaç deneme içinde çifte şans vermiş oluyorsunuz herhalde. Şimdi o ay gelişen yumurtalar belirli sayıda olabilir. Biz hormonlarla uyarıyoruz yumurtalıkları ama o ay elde ettiğimiz yumurta sayısı örneğin 6-7'dir. Biz havuz yapıyoruz. O ay gelişen yumurtaları toplayıp, aradan bir veya iki ay sonra tekrar gelişen yumurtaları e, havuza ilave ederek oldukça yumurta sayısını en az 10-15 arasında tutup, e, çünkü kullanıldığında da tek bir tüp bebek denemesi için değil, değişik birkaç deneme amacıyla saklamış oluyoruz böylece. Biraz önce bahsettiğiniz e, sorunlardan biri de özellikle de kadınlara yumurta Dondurma işlemini önerdiğiniz problemlerden biri de erken yumurtalık yetmezliği de. Bize bu kavramı biraz anlatır mısınız? Erken yumurtalık yetmezliği nedir? Hangi faktörlere bağlı olarak? Hangi kadınlarda görülür ve üreme sağlığını nasıl etkiler? Şimdi erken yumurta yetmezliği bir kadının 40 yaşından önce Adet döngüsünün giderek azalarak veya tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor. Erken yumurta yetmezliğini artık oldukça sık görüyoruz. Ee, belki işte hava kirliliği, hormonlu yiyecekler, işlenmiş gıdaların artık hayatımıza tamamen girmesi, işte beslenme şartlarının değişmesi ya da kişilerin, düzenli spor yapma alışkanlıklarının ya da açık havada yaşama alışkanlıklarının ortadan kalkması gibi nedenler artık bayanlarda karşımıza daha erken yaşlarda menopoz durumunu da bir arada getiriyor. bazen de ailevi nedenler de ee, erken menopoz durumu oluşturabiliyor. Ailesinde eğer annesinde, halasında, teyzesinde, kız kardeşinde erken bir menopoz durumu varsa, o bayanlarda erken yumurta yetmezliği, erken menopoz tablosuyla karşımıza gelebiliyor. Herhalde çağımızda yaşanan sorunlardan biri, biraz önce bahsettiğiniz gibi, sağlıksız beslenme, hmm. çevresel faktörlerin yanı sıra bir de artık kadınların kariyer yapmak istemeleri daha geç evlenmeleri. Böyle bir durumda da daha geç evlenmeyi düşünen kadınlarda gene yumurtalıklarını dondurma talebiyle size başvuruyorlar mı? Çok sık şu anda yaşam koşulları giderek bayanların kariyer yapma istekleri veya geç evlilikler işte aradığı adayı bulamaması gibi nedenler birçok kadını artık geç evliliğe ve geç anne olmaya itiyor. Böyle bir durumda da artık e, yumurta sayısı azalmış e, olarak karşımıza gelip e, bazen e, dondurmaya bile imkan kalamama durumları oluşabiliyor. O yüzden ben buradan da bütün bayanlara mutlaka erken dönemde e, yumurtalıklarını kontrol ettirip yumurtalık hı hı. sayısını kapasitesini kontrol ettirmelerini de öneriyorum. Şimdi zaten ben de tam onu soracaktım ama sizi e, dinlerken e, bir şey daha e, merak ettim. Hı hı. Şimdi dediniz ki artık çağımızda çalışan çoğu kadın e, eğer hayatını e, birleştireceği bir erkeğe de rastlayamadıysa ya da kariyer nedeniyle hı hı. geç evleniyor ve yumurtalıklarını dondurmak için başvuruyor dediniz. Normalde bir kadının hani şu an benim yumurtalıklarım sağlıklıdır diye başvurabileceği maksimum yaş nedir? yumurta donasyonu için yumurta dondurmak için başvurabileceği maksimum yaş aslında 42, 43, 44 yaşlarında da başvuran bayanlar var. Ama en doğru ve sağlıklısı 35 yaşından önce. Hatta 38 yaşından hani biraz daha çıkartırsak 38 yaşından önce yumurtalıklı yumurtaların dondurulması. Çünkü yaş ilerledikçe yumurta sayısı azaldığı gibi yumurta kalitesi de azalıyor. O yüzden kalite Asıl önemli yani 40'lı yaşlardan sonra yumurtalık kalitesi, yumurta kalitesi azaldığında dondurup çözme işlemine maruz kalıp e, yumurtalar da geriye canlı olarak çıkmayabiliyor. O nedenle mutlaka 35 yaşından önce dondurulmasını tavsiye ediyoruz. Artık yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna geliyoruz. Yumurtalıkların rezervini herhalde gösteren bir takım testler var. Biraz önce e, siz de vurgu yaptınız. Özellikle geç evlenme durumunda olan, henüz evlenmemiş bekar hanımlara ne öneriyorsunuz? Ne sıklıkla jinekoloğa gitmeler ve yumurta rezervlerinin durumunu öğrenmek için hangi testleri yaptırması gerekiyor? Yıllık bir bayanın mutlaka yıllık bir jinekoloji e, muayenesine gitmesini öneriyorum. Ve bu muayeneler sırasında da e, kadının ultrasonla biz yumurta kapasitesini ölçebiliyoruz. Aynı zamanda yapılacak kan testleriyle de bunların en önemlisi antimülleriyen hormon testi. Hı hı. E, yumurta kapasitesini en iyi şekilde gösterip yumurtaların ne kadar daha e, düzenli olarak kapasitenin devam ettiğini gösterebiliyor. ...aynı zamanda FSH ve östrojen hormonlarının da takibiyle yumurta kapasitesi anlaşılabiliyor. Peki bunlar aç karnına yapılması gerekli testler midir? Yoksa herhangi bir zamanda ya da yapılabilir mi? Ya da adetin öncesinde sonrasında mı yapılması gerekir? AMH testi genelde her dönemde yapılabilir. Aç veya tok fark etmiyor. Ve adetten de bağımsız olarak yapılıyor. Ama... E, FSH ve e Ösrediol e, hormon testleri daha çok adetin ikinci veya üçüncü günü yapılmasını tercih ediyoruz. E, ultrason muayenelerinde genellikle adetli bir dönemde ikinci veya üçüncü günü yumurta kapasitesini belirlemek için yapılmasını öneriyoruz. Ben çok teşekkür ederim e, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Aynur Elşahin. bize e, yumurta dondurma işlemini tüm yönleriyle anlattığınız sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kadın sağlığı ve tüp bebek köşemiz burada bitiyor ama yumurta dondurma yöntemiyle ilgili sorularınız olabilir, öğrenmek istedikleriniz olabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.